Ne oldu acaba? Bilmem. Kaza oldu herhalde. Kardeş. Buyur. Bir baksana. Ne oluyor orada? Bir araba motosiklete çarpmış. Motosiklet nasıl? Ezik müzik bir şey abla. Sürücüsü? Ne bileyim abla valla. Öylece yerde yatıyordu. Genç biri galiba. Kırmızı ışıkta geçiver. Frene bastım ama... Bunlar ona ait olabilir. Siz bir şey gördünüz mü hanımefendi? Hayır, biz bir şey görmedik. Kazadan sonra geldik zaten. Yardım etmek için durduk. Size telefon eden benim. Artık gidebiliriz değil mi? Tabii hanımefendi. Tamam, teşekkürler. Sizin bizim de gelmeniz gerekiyor beyefendi. Yol açın lütfen, yol açın. Bu benim nişanlımın motosikleti. Yaşıyor mu? Merak etmeyin, bir şey yok. Söyleyin, bir şey yok, üzmeyin kendinizi. Durun. En yakın hastaneye gönderdik. Merak etmeyin. Hiçbir şey yok. Yaşıyor. Salih. He. Hastaneden arıyorlar seni. Ne hastanesi ya? Kim arıyor? Nasıl? İyi mi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Doktoru bekliyoruz. Ne oldu? Bilmiyoruz. Durumu nasıl? Hastayı muayene ettik. Önemli bir yaralanma yok. Ancak kaza esnasında başından bir darbe almış. Ne? Kaskı da başında olmadığı için beyinde bir hasar olabilir. Beyin kanaması riski var. Arada sırada kusma var. Bir de baş dönmesinden şikayet ediyor. Onun için hastanın biraz sonra tomografisini alacağız. Beyinde nasıl bir hasar olabilir? Vallahi durumu şu anda kritik. Hala risk var. Bu gece burada kalması lazım. Sabaha daha net konuşuruz. Geçmiş olsun. Peki ben onu görebilir miyim? Tabii görebilirsiniz. Ancak şu anda hemşire pansuman yapıyor. Fazla yormamak kaydıyla bu gece yanında kalabilirsiniz. Bizim için uyumaması daha iyi olur. Anneme bir şey söylemedim. Açıkçası korktum, biliyorsunuz tansiyon hastası. Söylesek mi? Ne yapsak? Canım, şimdi söylemesek de kötü. Sonra duyarsa çok kızar. Hayır, kadıncağıza bir şey olur falan. Bence de şimdi bir şey söyleme Fahriye. Acele etmeyelim.
Söz mü? Söz. Sensiz yaşayamam. Sensiz yaşayamam. Hastamızı tomografiye alacağız. Buna da bilmeyi hep özenirdim. Gidelim hemşire hanım. Deli. Hala tutuyorlar anlamadım. Hastane kuralları böyleymiş anneciğim. Ne olur ne olmaz diye sabaha kadar tutacaklar. Bir şey yok dediler. Cık, yok. Öyle dediler değil mi? Yok bir şey zaten anneciğim. Şu anda polisler içeride ifadesini alıyor. Kötü bir şey olsa konuştururlar mı? Ben bir gidip bakayım. Ya ben yeşilde geçtim diyorum. Kesinlikle kırmızı değildi. Bakın bütün görgü tanıkları kırmızıda geçtiğinizi söylüyor. Ayrıca kaskınızı da takmamışsınız. Bu da ikinci ihlal durumunuz. Yeşil olduğuna eminim ama kırmızıda geçtiniz diyorsanız biraz acelem vardı. Yanılmış olabilirim. Yanıldınız kesin. Şuraya bir imza atarsanız hiç problem kalmıyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gerçekten yeşilde mi geçtin? Kesinlikle. O zaman niye imzaladın yalan ifadeyi? Çünkü çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Bir şey olmadı. Ölen kalan da yok. Uzatmanın ne alemi var? Boş ver. Kaza yapanın avukatı geldi. Bütün hastane masraflarını ödüyorlarmış. Ayrıca benim motoru da tamir ettireceklermiş. Bu sayede bir bakımdan geçer emektar. Bu kadarıyla kurtulduklarına dua etsinler. Ne yani? Bir de para mı isteseydik adamlardan? Parayı takan kim? Sana bir şey olsaydı görürdü onlar. He. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Dur. Sen yemeğini de yememişsin. Ben yedireyim. Farkında mısın? Bu birlikte ilk gecemiz. Tadını çıkaralım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.